Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Değerli izleyiciler, Borsa Teknik Programı'nda Perihan Tantunyan'a bugün de ben Cenk Akyoldaş sizlerle beraberim. Ahmet Hocamıza eşlik etmeye çalışacağız. Ahmet Hocam, merhabalar, nasılsınız? Evet, long time no see derler. Uzun zaman oldu, görüşemedik. Ya sorma. Özlem giderelim. İyisin, ben iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet. Piyasalarda biraz toparlanma çabası içinde. Geçtiğimiz haftaki o katastrofik yapıdan biraz toparlanmaya çalıştı. İşte bugün tepki vermeye çalıştı. 1420 sınırına kadar gittik. Oradan bir realizasyon geldiğini tekrardan görüyoruz. Bakalım önümüze nasıl bir yol haritası çizeceğiz. Onu da sizden, sizin tavsiyelerinizle yatırımcılara yardımcı olmaya çalışacağız. Valla Cenk artık... Kirli çıkınındaki paraları çıkar ortaya da şuradan atıver endeksi yukarıya. Değil mi? Hoppala denen kişinin galiba yani klonlanmış hali sensin herhalde. Orada öyle duyuyorum ben. Ya, keşke. Nerede? Ya, şaka bir yana valla. Keşke elimizde olsa da biz de bunları yukarıya doğru taşıyabilsek ama fonlar, çeşitli etkenler, işte yani Türkiye'nin gidişatı hakkında yani bir fikir sahibi olmak isteyen fonlar, girelim mi, gelelim mi, gidelim mi, çıkalım mı? Yani öyle bir sallan yuvarlan, öyle bir ortam içinde buralarda gezinip duruyoruz. Yani olumlu gelişmeler de oluyor. İşte klasik bizim Avrupa Birliği'ni resmen idare eden Merkel, dün bir haber vardı, Türkiye'yi destekliyor filan. Hı hı. Bunlar şaşırtıcı değil. Zaten destekliyor da bizim bir şeyler yapmamızı bekliyor. Birçok yer bizim bir şeyler yapmamızı bekliyor. Çoktan destekleyecekler de. Yani hadi kardeş diyor, biraz kıbıldı artık diyor. Ne yapacaksan? Bir hani karar ver. Bir karar ver diyorlar. Sana bir omuz vereceğiz diyorlar ama. Hı-hı. Öyle bir gene kendi içimizde bir sürü işlerle uğraşıyoruz. Yani işte anayasa değişiklikleri, şu bu. Ondan sonra yok müsilaj yani ya bir sene önce müsilaj diye bir şey yoktu. Yani zannedersin ki İstanbul'un bütün kanalizasyonu aratılıyordu. Öyle veriliyordu Marmara'ya. Ya 20 senedir bu hikaye sürüyor. Müsilaj nereden çıktı? Yani 20 sene önce niye müsilaj yoktu da şimdi var yani. Kanalizasyon aynı kanalizasyon. 20 sene önce 12 milyon vardı. Şimdi oldu 18 milyon. Nereye gidiyor bu kanalizasyon? Hiç. Belli. Oradan herkes biliyor. Herkesin bildiği iş. Bizim ekonomide. Herkes biliyor. Herkes ne yapılması gerektiğini de biliyor. Ve herkes birbirine topu atıyor. Yani birisi bir şey yapsa olacak gibi bir şeyler. En azından bir start alacak. Evet. Yakar top herkes oynuyoruz sanki. Sürekli paslaşıyoruz. Yakar top. Eline değen tabii, tabii. Karşı tarafa veriyor topu. O yapar herhalde. Ben şimdi dokunmayayım. Başka biri yapsın. O birisi mutlaka yapmıştır falan. Herkes paslaşıyor. Bu her zaman böyle. Yani birileri bir şey yapacak. Yani bu konu da böyle. Ben geçen gün bu konularda açıldı falan. Bursa yolundan geçenler bilir. Otoban vardır orada. Bursa'nın arka tarafından dolaşıyor. Şehre girmeden çıkıyorsun otobana. Arka tarafta hız limiti 90 diyor. 180'le gidenler var falan filan. Biz 110'la gidiyoruz. Neredeyse yanımızdan roket gibi geçen var. Biz hızlı gittiğimizi zannediyoruz. Ama belli bir nokta vardır. Otobüsler falan da gidersen bilirsin. Belli bir noktadan geçerken anormal bir koku gelir. Ben 20 senedir, 25 senedir gidiyorum, geliyorum o Burhaniye yolunu. Hı hı. Her zaman aynı. Değişen bir şey yok. Orada öyle, başka tarafta böyle. Yani konular hep aynı. Hep bırakıyoruz bir yerlere doğru. Kendi kendine de konular halledilmiyor. Kendi kendine olmuyor. Yani bizim yapmamız lazım bir şeyleri. İlerleyeceğiz herhalde o konularda da. Yani eninde sonunda bir şeyler olacak tabii ki mutlaka. Borsada da vallahi geldik böyle şeye, işte 3 tane ortalamanın olduğu yere, böyle 1400
işte 27, 32 oralarda falan dolanıyoruz. Bugün de biraz ortalamaya doğru yanaştı. Şimdi mantıken bakıyorsun, ya arkadaş bu düşük gidecekse paldır küldür. Kimseye satış fırsatı vermemesi lazım normalde. Yıkılacaksa niye kimse... burada duruyoruz yani? Tabii kimseye satış fırsatı vermez. Sal gitsin o zaman aşağıya 1300-1250 ne varsa gitsin yani. Burada tutuyorlar hocam, mal verecekler. Ya mal kaldı mı ki mal verecekler? Zaten verilenler verildi. Millet şu anki fiyatlara göre %60, %50 zarar yazmış durumda tepeye bakarsan. Tabii. Yani tepeden alınan mallar zaten kaldı. Uzun vadeli olarak kaldı. Bazı kağıtlarda da o fiyatları önümüzdeki birkaç senede görür mü görmez mi şüpheliyim. Yani bu genelde böyle yaşanır. Ben çok iyi bilirim. 2000 senesi civarında kardemir çıkmıştı 1000 liradan. 8000 liraya gitti bir haftada. Ondan sonra bir çaktılar. 2 sene kendine gelemedi ya. 8000'i falan göremedi yani. Onun için bazı noktalarda böyle tepelerde bir patlattılar mı? Çok uzun süre. Eyvah eyvah. Yani seneler sürer. Petkim'in 2000 senesindeki fiyatını yakalamak için 15 sene falan geçti. Yani onun için bazı şeyleri nerede aldığınız çok önemli. Yani esasında burada baba kağıtların dışında çoğu kağıdı nerede aldığınız çok önemli. Dipte alırsanız eyvallah, iyi para götürürsünüz o karambolde. Ama tepelerde yakalandığınız zaman eyvah eyvah. Yani son 5-10 senedir doğru dürüst işlem görmeyen kağıtlar bir anda öyle bir alevlendi ki inanılır gibi değil. Aa, şöyle bir şarkı var. Ah o gemide keşke ben de olsaydım. Değil mi? Yukarılara doğru yol alsaydım falan. Ama çoğu yerde o kağıtlara kolay kolay giremezsin. Cehaletle dolayısıyla veya çok iyi bilirsin. Bazı bilgileri almışımdır önceden. Ancak öyle girersin. Tabii. Orada o şekilde para kazanırsın. Bazen de gidiyor diye girersin. Yani çok iyi bilenden çok daha fazla da para kazanabilirsin o durumlarda, ama uzun zaman aynı iş gitmez. Burada da 1470, 69, 65, işte 146 bin civarında bir direnç oluştu. Yani orası da zaten düşüşün, yani 158 binden 1590'lardan 2256'ya kadar olan düşüşün %61.8'lik Fibonacci geri çekilme direnç seviyesi. Yani oradan döndü. Orada da ölü kedi aşağı doğru zıpladı galiba. dediğim gibi yani gitse gitsin. Yabancıda mal var, dağıtıyor hocam. Ya yabancıdaki mal %40'a indi. 2008 senesinde bile adamlar %40'a inmemişti oran olarak. Yani buradaki tek sıkıntı tabii ki ülkenin yatırım yapılabilir konumda olmaması. Şey açısından, değerlendirme kuruluşları. Yabancı kuruluşlar açısından baktığımız zaman. Yabancı kuruluşlar, değerlendirme kuruluşları not vermiyor. Eksi üçüncü katta falanız. Yapılabilir, yatırım yapılabilir yani seviye zeminse üç kat aşağıdaki park yerindeyiz. O katları yukarı doğru çıkmamız lazım. Onun için de bir takım şeyler istiyorlar. Ha, bu teslimiyet anlamına da gelmemeli. Yani istenen şeylerde tamamen Türkiye'yi batıracaksa tamam yapmazsın da Türkiye'nin lehine olacak gelişmelerse o zaman en kısa zamanda da yapmak lazım. Yani o zaman dışarıdan da o çok beklediğimiz uzun vadeli finansal destek gelmiyor. Finansal olarak yatırım yani kalıcı şekilde gelebilir. Bazen buraya para giriyor çıkıyor, o paradan hayır yok. Geliyor alıyor götürüyor veriyor hopma, ondan sonra kaçıyor gidiyor paraları alıyor. O vurkaç oluyor birazcık. Tabi o çekirge sürüsü gibi oluyor, bir geliyor ortalığı bir tarumar ediyor. Arkada yani tamir edilmez zararlar bırakıyor, ondan sonra gidiyor. Ben bazı konulara da çok şaşırıyorum. Yani kendi ülkelerinde yapamayacakları tahribatı Türkiye'de ormanlara, dağlara, nehirlere, oralara, buralara belli bahanelerle yapıp giden yabancı şirketler var. Kardeş, bu zararın, bu çalışmanın aynısını yani madendi bilmem neydi kendi ülkende yapabiliyor musun? Sıkar. Burada yapıyor.
Ondan sonra çekip gidiyor. Olmaz ki. Yani bu kadar da başıboş olmaz. Belli miktarda para kazanacağız. Kazanılan parayla kaybedilen değerler arasında ona göre de bir denge olması lazım. Bir şey tartılması lazım. Bir tartıya koymak lazım. Aynı bile olsa yapmam. Benim lehime bir gelişme olacak. Senin arkandan ben bütün dereleri, mereleri, bilmem neleri falan temizlemeye nasıl kalkacağım? Ben bir de şimdi müsilajla uğraşıyorum. Yani. Onu da anlamıyorum. Ya bir sene önce burada yunuslar gidiyordu. Boğaz'da. Öyle evet, değil mi? Evet, fotoğrafları. Evet. Tabii tabii. Ya videoları ben yanlış mı gördüm arkadaş? Yani herkes evinde otururken, yasaklar varken, Karaköy'de yunus sahile gelmiş. Orada ciyaklıyor. Eğleniyor milletle. Evet, millet de yok ya ortada. Kendi kendine geziniyorlardı. Ne oldu da bir ay, bir sene içinde bu hale geldi? Başka işler de var gibi geliyor bana ya, neyse. Ama çoğu şeyi düzeltmek lazım. Neyse, endekse geçelim. Evet. Dediğim gibi buradan çaksalar gidecek aşağı. Git çaksaydınız. Öyle de olmuyor. Kağıtlar niye? Lan kağıt, bakıyorsun arkadaş kağıtlara. Şimdi bakalım şöyle kağıtlara. Dolar bazında. Dolar gelmiş 8.78'e. 9'a neredeyse. Dolar bazında kağıtlar nerelerde? Bakma endeks 15 bin dolar civarında duruyor. Dolar bazında. Tabii kağıt bunun büyük bir kısmı Ereğli'den geliyor. Ereğli'si, şusu, busu. 1'e 2, 1'e 3'e katlayan bir takım sanayi kağıtları. Diğer taraf, diğer tarafta bir hareket yok. Bankalar bence en fazla tepebilecek, yani potansiyel olarak çok düştükleri için, çok aşağılarda oldukları için orada kazanç sağlanabilir. 8 liralık kağıdın 16'ya gitmesi başka, 2 liralık kağıdın 4 liraya gitmesi başka. Ama oran aynı. Tabii. İkisi de 2'ye katlıyor. Ama 2'den 4'e daha kolay gider. Hocam tonla mal var, yabancı satıyor. Yabancı da sattı satacağını bence. Burada en önemli şey 17.500'ün üzerine bu endeks çıkabilecek mi, çıkamayacak mı? Mavi renkli alanda yatay bir alan var. Büyük sarı renkli alanın içinde bu. Evet. Düşüş sonrası yatay alana girmek zaman zaman çok tehlikeli olabilir. Doğru söylüyorsun. Aşağı doğru kopma yaşanırsa o zaman önce yatay alan kalınlığı kadar, daha sonra da düşüşün boyu kadar, bayrağın sopası kadar da aşağı gitme ihtimali doğar. Bu gidecektir anlamına gelmez. Buradaki tek kurtuluş ortalamaların üzerine kendisini atmasıdır. Maviden yukarıya doğru çıkacak. Bunu yaşadığın anda evet 17.500'ün altına stop, yukarı tarafta ver elini 20.000. Garanti veriyor musun hocam? Ya kazandığınız zaman çikolata göndermediniz. Neyin garantisini vereceğim? 30 senedir. Şaka bir yana. Garanti veremem. Kimse veremez. Periştahı gelse veremez. Şaka diyorum esprisine. Kimseden bir şey istediğim de yok da. Herkesten bir şey istediğim var. Aklınızı kullanın. Sağlam yerlerde para kazanmaya çalışın. Biraz da uzun vadeli yatırın. Her türlü şeye hoppa diye atlamayın. Düşünün, taşının. Ahmet Mergen söyledi diye de atlamanıza gerek yok. Yani. Ama bir yerlerde de yani bir şeye temel atacaksan Türkiye'nin belli başlı baba şirketleri buralarda biraz malın olsun canım. Yani gökdeleni inşa ederken herhalde temeli sağlam tutmak lazım. Yani. Dediğim gibi burada mavi renkli alanın, Bitcoin'de de böyle oldu. Dün bir ara aşağı gider gibi yapmış, tekrar içine döndü. Aynen. Çok fena kaldırmaca. 30 binin altına gider gibi yaptı. Orada stopları çalıştırdı. Eyvah düşüyor galiba bu diye. Çok üç kağıt var. Yani çok aldatıcı hareketler var. Üç kağıt demeyeyim de. Yani o zaman yanlış anlaşılıyor. Çok aldatıcı hareketler var. Işte, yanıltıcı, silkeleyici, kırdırma hareketleri. Katılımcı ya tabii böyle ya düşer gibi yapıyor, geri dönüyor, orada sana malı sattırıyor. Bu yalnız burada değil, hisse senetlerinde değil. Euro dolar paritesi, GBP, USD, altın, gümüş, yani Brent neyse. Her türlü yerde
büyük para giriyor, çıkıyor, veriyor, alıyor. Yani evet, teknik çalışıyor bir yere kadar ama bazen zaman zaman bir takım ters hareketler yaşanabiliyor. Onun için de sattığını geri alacaksın. Yukarıdan da olsa. Başka çaren yok. Geri alacaksam niye satıyorum? Abicim, o anda satman gerekiyor da onun için satıyorsun. Tabii. Ama geri döndüğü anda alman gerekiyor. Onun için de tekrar alıyorsun. Stop koyarak. Bu böyle. Oo, bu çok iş. Zor işler. Uzun işler. Tamam da. Yani klasik olacak. Mutfağa giren terler abi. Fırın var orada. Tabii. Ya da o zaman profesyonel yönetimlere bırakacaksınız. Portföy yönetim şirketi aynen tarzı. Onlara bırakırsın. Fonlara bırakacaksınız. Profesyonel yöneticilere bırakırsın. Veya hiç uğraşmazsın. Alırsın. Uzun vadeli tutarsın. Nereye giderse gitsin ayağına. Veya burada uğraşamam ben. Ben sabit getirili veya gayrimenkul veya başka şeyler dersin. Başka alanlara yönelirsin. Yani orada da kimse kulağından tutup hey nereye gidiyorsun falan deyip seni buraya getirecek hali yok. Bu bir seçim. Evet, geçelim şimdi mesela kağıtlara. Türk Telekom'a geçiyoruz şimdi. Oradan başlıyoruz. Evet, yatay bir alanda gider gelir bu kağıt. Bu kağıdın yaklaşık sarı renkli alana bak. Şimdi aşağıdan 5-10 civarından yukarıya doğru çizmişiz. 8.72 tepe. Hı hı. Fibonacci destekleri nerede? Önce bir tane noktalı çizgi var. 23.6. Genelde tutmaz. Hı hı. Orada durmaz yani. Geçici olarak dursa bile devrilir. Yani düzeltecekse iyi düzeltecektir. Öyle ancak 23.6'lar falan dolar TL'de falan oluyor. Çünkü enflasyon devamlı olduğu için. Evet. Dolar TL, Euro TL düşemiyor yani. Ama böyle yerlerde düşebilir. Hisselerde, altında, şurada, burada. 38.2 Ama genelde %50 veya %61.8 yuvarlak hesap %62'ye kadar geri çekilebilir. İyi satış geldiği zaman. Burada da %61.8 ölü kedi de bir ölü kedi bile orada zıplamamış. Daha aşağı gelmiş. 6'ya doğru. Yani %74-76'ya falan gelmiş. Bir anlamda. Şimdi 6 civarında 6.15, 6, 6.27 oralarda tepiyor. Alıcı geliyor. Yukarıda da boş ver 8.72'yi 8.30-8.50 aralığında geliyor satıcı anladığım kadarıyla. Sarı renkli alanın üst tarafı direnç, alt tarafı destek. Oradan kalktı. Şimdi 7.32'den satış geldi. 50 ve 20 günlük ortalamalar nerede? 6.98-7.04. Yani birbirine çok yakın. İki taraftan birden kısa ve uzun vadeli destek fiyatı tutmaya çalışıyor. Evet. Buradan kalkarsa nereye gider? İlk önce 7.32'yi geçer mi? Yani geçer miyim, geçemez miyim diye onu tartacaktır. O tartı sonrası 7.32 geçiyorsa o zaman ver elini 7.91'deki tepeye doğru. Yani etap etap gider bu işler. Ortalamanın üzerinde olduğu sürece tren raylar üzerinde yukarıya doğru gidiyor demektir kardeşim. Raylardan çıkmadı yani. Yolcu. Ama arada belli istasyonlar var. Orada bir duruyor. Çok fazla yolcu alırsa ağırlaşıyor, gidemiyor. O zaman geri kaymaya başlıyor. Yani frenlere bağlı o zaman. Frenler de ortalamalar. Ama belli bir istasyonu geçip Suadiye'yi geçti. Ondan sonra Bostancı var. Bostancı'dan sonra gidecek bu Maltepe, Kartal, efendim Pendik'e doğru. Bu iş böyle. Yani nereden kalktı? Eskiden Haydarpaşa'dan kalkıyordu. Şimdi Söğütlü Çeşme'den kalktı. 6.27. Tren yukarı doğru biraz biraz gidiyor. Bazı kağıtlar roket gibi gider. Hızlı tren. Bazıları ekspres, normal. Bazıları Katar'a döner. Yük trenine. Yük treni. Git yani 2 saatte önce gider. Arkada çünkü 60 tane vagon var. Öyle hemzemin geçidinde falan yakalanırsan önünden de bir Katar geçiyorsa yandı. Hani var ya böyle çın 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 eder. Hop iner seni keser. Raylardan uzaklaştırır. Yolu keser. Geçitten. Artık oraya bir geldin mi
bekle Allah bekle. Tık 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 falan filan böyle o seslerle. Bir vagon, iki vagon, 15 vagon. Artık sayarsın böyle 65, 70. Ama onlar da bir yere senin ihtiyacın olan bir şeyleri götürüyor. Güzel kardeşim ucuza. Yani ona da mahkumsun. Bu da böyle. Bazen bazı kağıtlar hızlı, bazı kağıtlar biraz daha ötekilere nazaran ağır yükselir. Geçelim bakalım bu ağır abiyi. Nerelere gidecek? BİM'e gidiyoruz. Biraz kaliteyi arttırsa çok evet. yere gidecek de. BİM. Yani hızlanması lazım. Bu senedin de tıpkı dünyadaki internet gibi hızlanması lazım. Epey para ödüyoruz. O kadar fazla hız alamıyoruz kardeşim. Buradan da onu naçizane bir şekilde arkadaşlara belirteyim. Yani ben paramı ödüyorum. Evet. Evet. Diğer hissemiz daha BİM üstadım. Daha hala fiber optiğe falan geçemedik. Koskoca modada Kadıköy'de oturuyoruz yani. Doğru. Nerede oturunca fiber optiğe geçeceğiz merak ediyorum. Yeni yerleşim yerlerinde fiber optik var. Altyapısı kolay olsun diye yeni yerlere koyuyorlar. Yeni açılan yerlere. Şehir içinde döşemekte biraz sıkıntı oluyor herhalde. Tabii herhalde. Modada yani yaş grubu 65'in üzerinde galiba. Az kullanırlar diyorlar. Onlar nasılsa gidici internete gerek yok. Gittiği yerde falan diye düşünüyorlardır belki. Evet. Geliriz ama gittiğimiz yerden de gelir. Rahatsız edebiliriz. Canımızı çok sıkmayın. Evet. Evet. Bir sarı istedim. Renkli alan yine. Evet. Yine bir yatay alan. Neresi burası? BİMAŞ. Salgın dolayısıyla değil mi? İlk seferde bütün parakende coşmuştu geçen sene. Değil mi geçen? Alevlendi. Migroslar, BİM'ler, işte şeyler, bizimler, şok marketler falan, işte Carrefour'lar hepsi bir anda hoba diye gitti. İlaç sektörü de gitti. Burası da bir anda 71'e gitti. 40'lardan. Şaşırdık ya. Ne oldu ne bitiyor anlayamadı. Daha sonra yataya sardı. Bir ara kopar gibi yaptı. 75-48'e ama o kopma sonrası yatay alan kalınlığı kadar yukarı gitmesi gerekiyordu. Gitmedi. Tekrar içine döndü sarı renkli alanın. Hoş değil. Sıkıntılı. Aynı bizim yatay alandan dolar bazında endeks aşağı gider gibi yaptı. Yukarı yatay alana girdi ya. O da esasında pozitif. Gidecekse giderdi aşağıya. Bu da yukarı gidecekse gitseydi. Gitmiyor. Şimdi sarı renkli alanda yani baktığın zaman 60-60.5'a falan geldiğinde alıcı geliyor. Hatta %50 geri çekilme seviyesi 57-74-58'de. Evet. Oralardan dönüyor. %50'den dönüyor. O bölgelerde geri alım programı çerçevesinde şirket tarafından geri alımlar gerçekleştiğini görüyoruz. Ama tabii o program evet. ne zaman sonuçlanır onu bilemem. Vallahi şirket çerçevesinde olduğu gibi yatırımcı çerçevesi evet. de oraya gelecek. Yani 75'ten alacağına 57'ye iniyorsa oradan al kardeşim. Çünkü oralara geldiği zaman dönüyor. 60'la 57 arasında çeşitli kademelerde alış yapacaksın. Hepsini bir tek fiyattan almak istiyorum. Allah Allah. Yani en dipten tek fiyatta bütün malı alacaksın. Kardeş sen o zaman git şans oyunlarını da al. O kadar şanslıysan. Belki buradan daha fazla para kazanırsın. Öyle bir hikaye yok. Tabii biliyorsunuz üstadım yayılma stratejisi var. Bir yayılma yukarı doğru satarken de bir yayılma paterni, aşağı doğru alırken de bir yayılma paterniyle başlamak lazım. Tabii. Yani onu da söylüyoruz. Senin taktik kaç? Nasıl oynuyoruz? 3-4-4 mü? Nasıl oynuyorsun sen? Yani 3-4-3 veya 5-3-2 falan filan. Tabii futbol. Sahaya yayılıyorsun. Tabii sahada yayılma. Aynen. Ve burada da yayılacaksın. Belli kademelere. Yani biri gelir biri gelmez falan filan. Olsun. Ha şimdi kağıt geldi ortalamaların olduğu yere. Eyvallah. İki ortalama arasında gibi gözüküyor. Ortalama desteği var. 65 civarındayız. Yukarısı neresi? 6 lira daha var. 71-72 arası. Evet satıcı geliyor görüyoruz. 60 ile 75 arası bir çanağa gider mi? Borsa giderse burası da gider. Borsanın toparlanmasıyla.
Ama burada 65-25 geçildiği takdirde yukarı tarafta 68-70 oralarda gene sahaya bu sefer tradersan, yani 5 sene beklemeyeceksen kağıdı, satış için gene sahaya yayılacaksın. Yayılmak lazım. Ben öyle diyorum. Pac-Man geliyorsa arkandan fasulye tanelerini bırakacaksın ki yesin. Evet. Destek 63,5-64. İki tane ortalama orada. 63,5'un altı çok kısa vadeli stop. Tekrar 65'in üzerine çıkarsa gene alırız. Yani şu anda bunu alın demiyorum. Ya bende falan da yok. Ama genel konuşuyoruz. Burada da bir tobo olma ihtimali var. 60,20 baş kısmı, 62 sol taraf, sol omuz. Sağ tarafta da ortalamaların olduğu yerde bir sağ omuz. Sol omuzla baş olmuş gibi. Garantisi var mı? Yok. Onun için 63,5'un altı stop. Yukarı yönde, o zaman yukarı yönde 60-64-65 aralığı katlarsa zaten 70'e gider. Tepeler de orada. 71,5 civarında. Geçelim. Evet, bir sonraki hisseye geçelim yoksa ara mı verelim, yönetmeme bir sorayım. Hadi ara verelim bakalım. Ara tamam. Verelim, aradan sonra şok marketle devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler, Borsa Teknik kaldığı yerden devam ediyor. Ahmet Hoca'yı da beraber değerlendiriyorduk. En son BİM'i değerlendirmiştik. Şimdi şok marketlerdeyiz. Şok marketler zincirlerini bir göz atacağız, teknik açıdan değerlendireceğiz. Evet hocam, söz sizde. Şimdi BİM yatay alana girer de şok girmez mi? O da yatay alana girdi. Kardeş yani. Şirketler sanki. Değil mi? Abim ne yaparsa ben de onu yaparım. Yani bakıyorlar buraya, biz beraber ortak edelim diyorlar. Yani rekabet kurulu var. Beraber ortak hareket edemezsiniz. Yani. Doğru. Ama şaka bir yana 6.34-14.74. Güzel çıkış. Aynı BİM'de 49'lardan nasıl gitti 71'lere, 73'lere falan, oralara, 75'lere doğru. 71.70 mi 71.50 mi ne oraya gitmişti. Bu da öyle. 6.34-14.74. İyi para. Genelde böyle %100 vermezler. Yani yükselirler ama ağır giderler. Bunlar roket, yani roket san gibi değil. Roket gibi, Apollo gibi yukarı gitmezler. Belli bir şeyleri vardır, rotaları, öyle giderler. Ama burada iyi gitti. Sonra bir 10.40'a iniş. Sert bir şekilde. Arkasından toparlandı falan. Nerede toparlandı? 6.34'li 14.74 arasındaki Fibonacci şeylerini, desteklerini bulmak için çizgiyi çekersek tepe ve dip arasında %50 10.44'te yakaladı düşüşü. O yakalaması aşağıda 61.8'lik yer olacaktı. Şimdi oradan tırmandı. Bir daha geldi 11. Inmedi. Yani inse gider aşağılara doğru, 9'lara doğru. İnmedi. Ortalamanın üstüne bir daha tırmandı. Bu alıcının geldiğini gösterir. Ama sonraki hareket 14.74'te tepenin olduğunu görüyorsun. Orada geçmişte satıcı nasıl geldiyse ortadaki 11'den başlayan çıkışın da 14.78'e doğru orada da 3 tane tepe ortaya çıkıyor. Kırıp gidemez mi? Gidebilir kardeşim. Gidebilir ama sen gene de yani 3'te 1, %40, 5'te 2 veya yarısı. Yani bir elinden bir ver. Cebin bir ısınsın. Bir kendine gel. Giderse de gitsin. Daha hala malın var. Yani ben en tepeye bütün malla gitmek istiyorum. En dipte de bütün malımı almak istiyorum. Yani biraz abartıyorum tabii. Herkes bunu söylemiyor. Herkes bilincinde bu işlerin ama gene de öyle bir istek geliyor insanın içine canım. Keşke öyle olabilse. Keşke olabilse. Herkesin bir arzusu var. Ama
fiziksel olarak da mantıken de herkes en dipte alıp herkes en tepede satarsa nasıl olacak bu iş? Tek fiyat olur. İki tane fiyat var. Bir dipte herkes alıyor, bir de tepede herkes satıyor. Tepede herkes satıyor da kime satıyor? Tabii işte. Onun tek koşulu, tek fiyat olursa o dediğiniz olur. En yüksekten satmış, en düşükten almış olurlar. Yani. Tekrar aşağıya. Aşağıda nerede bekliyoruz? Ortalamaların altına gittiği anda bizim sıkıntı başlıyor. Sol tarafta 11'i bekliyoruz. Oradan çıkış mıkış falan filan. Şimdi yatay alanda anlaşıldı. Bunu 10.5 falan oralara doğru sarktığı zaman alıyorlar. 14.5'te bana sormayacaksın hocam çok marketler alınır mı diye. Ben de diyeceğim ki satılır. Ya malın yarısı satılır. Çünkü hep oradan dönüyor. 10.5'te neredeydin? 10.72'de, 11'de. Onun altına sarktığı zaman %61.8'e bakacaksın. 9.5 civarına. Ama şu anda ortalamaların arasında. Karar vermeye çalışıyor. 20 destek, 50 direnç. Sıkıştı oraya. Karar vermeye çalışıyor. Nereye gideceğini. Ya borsa paldır küldür aşağı gitmezse normalde 50 günlüğün üstüne bunu atarlar. Çünkü diplere yakın yerde. Yatay alanın alt taraflarında. Yani yeşilin üzerine atarlar. Ha, 12.30'a doğru bir bakarlar. Gelen giden var mı arkamızda diye. Yani balı yukarı doğru çekerlerken arkaya da bakmak lazım. Kendi kendine gelin güvey mi oluyorsun? Ne oluyor? Arkadan gelen var mı? Alıcılar takip ediyor mu seni? Diye. 11.36 destek, 11.71 direnç. 40 kuruşluk alanda, 35 kuruşluk. Yukarı koparsa 12.5'a doğru gitme ihtimali var. Kısa vadede. Ama yatay alan belli. Hocam bu yatay alan hiç katlamaz mı? Katlar. 10.5, 14.5. Ne kadar fark? 4 lira. Koydun mu üzerine? 18.5. Ne zaman? Kırdığı zaman. Yani büyük konuşmayayım ama 2 ayda değil herhalde. Yani. Konjonktüre bağlı. 2 ayda da olabilir hocam. Bilmiyoruz yani. Bir pozitif bir gelişme, bir haber akışı olur. Ha. Yani hiçbir zaman olmaz olmaz borsada. Ama normal düşünürsek 2 ayda olmaz. Gelelim şöyle bir 6 aylara, 8 aylara, yukarıya doğru. Yani bir senede bile olsa 12'den 18'e gittiğini düşün. %50 ya. Ama bankada da %20 alıyorsun hocam. O kadar da olsun. İnşallah olur. Geçelim. Evet, Enka. Enka İnşaat Holding. Yani. Şimdi bu kağıtta 4.55'ten itibaren baktığın zaman bu bir kere sevgilisini çok seviyor. Yani fiyat hep ortalamalarla gidiyor. Ya bir ayrıl tek başına tatil yap. Yok olmaz. Kendi kendine gitmiyor bir yere. Hemen nereye gittiyse sevgilisini yanında götürüyor. Ta ki fiyat o 7.47'den sonra 6.66'da durmuş ya. Oradan sonra bir haber geldi herhalde 7 civarında öyle hatırlıyorum. Şimdi tam haberi hatırlayamayacağım ama. Geri alım mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Bir destek programı mıydı? Bir iş döndü orada. Kağıdı bir anda 9.35 yaptılar. Çocuk sevgilisinden ayrıldı ya. Ortalama nerede kaldı? 7.5'te kaldı. Fiyat 9.35'ti. Bu sadık bir sevgili. Sevgilisi çağırdığı zaman hop geldi. Tekrar 8'in altına geldi. Biraz 6.76'ya kadar sarktı konjonktür. Orada satışlar matışlar. Ama baktığın takdirde piyasadaki düşüşe rağmen bu pek etkilenmiş gözükmüyor. Trend hala yukarıya, ortalamaların üzerinde yukarıya doğru gidiyor. Sinir törpüsüdür. Böyle hızlı hızlı hareketi sevenler için var ya, yani sahibi de var, bayar adamı. Ama sonunda sabreden hala kazanıyor. Yukarı doğru tırmanıyor. Çanak tamamlanabilir. Ortalama desteği nerede? 50 günlüğe bakarsın burada biraz. Yani pay ver kağıda. 8.40. Koy abi 8.30, 8.25 stop. Bak bakalım. Bırak bakalım kağıdı bu tamamlayacak mı 9.35'e gidip
belki katlayacak. Yani 7-9 arasına 2 lira daha gidip belki 11'lere 12'lere doğru tırmanabilir mi? Tırmanabilir. Görünüş yukarı yönde. Çıkış trendinde. Ama sabırsız sabrilerin yer alacağı bir yer değil. Bayar yani. Çatlatır adamı. Böyle birkaç tane tahta daha var zaten. Girdin mi? Ay, ülsercendir yani. Ülser eder adamı. Ama bazı yerler var. Gün içinde zilli yani. Bir yukarı bir aşağı oradan oraya. Yani para kaybederken de zevk alırsın. Çünkü hareket var yani. Hareketten hoşlananlar için. Çünkü bir müddet sonra burada adrenalin var ya. Evet. O çok önemli. Çok fazla iş yaparsan yıllar boyunca o zaman bir nevi adrenalin bağımlısı olursun. Fiyatların yukarı aşağı gidip gelmesi de önemli değil. Hareket önemli olmaya başlar senin için. Bir konu, bir tane kitap da psikoloji üzerine yazacağız galiba bu gidişle. Neyse, senin sergi, fotoğraf sergisini bir görelim de. İnşallah. Ondan sonra biz kitaba geçeriz. Estağfurullah. Bak, arada laf sokuşturdum gene. Evet evet, sergi geçelim. Geliyor. Şart, seçenek bırakmadınız. ilave edeceğiniz bir şey var mı yoksa? Geçelim. Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bir bakalım. Evet, Reysaş. Yani bir ara ne oldu bu kağıda bilmiyorum. 0.64'ten sonra bir hareketlendi. Ondan sonraki çıkışlar, inişler bir baktığınız zaman işte adrenalin bağımlısı insanlar için yani birebir. 10 lira, 10 liradan 5 lira, 5 liradan bir anda 12, 12'den hop tekrar 3.58. 3.58'den 7.5. Bunlar hep %100, %150, 200'lük falan. Kalp kaldırmaz. İki senede falan olmuyor yani. Hele kredili falan alanlar falan için müthiş böyle bir şey. Çalkantı yani. Kağıtta bir anda anormal bir talep oluştu galiba. Kağıt bir yukarı bir aşağı satıcılar arasında dehşet bir mücadele var. Sonrasında sular duruldu. Nerede duruldu? Sarı renkli alanda. 4 lirayla 6.5 lira arası yaklaşık sarı renkli alanda duruldu. Ondan sonra tekrar borsanın düşüşüyle de beraber o kara pazartesi de tam sarı renkli alanın sağ tarafında bir boşluk var ya. Evet. Tam orada kara pazartesi o günden beri aşağıya doğru sürükleniyor. Çıkışa bakalım. 0.64 12.18 bu alanın %61.8'lik yeri 5 lira civarında tutmadı. Şimdi geliyoruz %76-76-78'lik alana. Yani orası da işte nedir? 3 liranın 3 lira falan civarı. 3 liranın biraz üstü gibi olabilir. Bakıldığı zaman ortalama dirençleri var. Ortalamaların altında. Önce 3.85 sonra 4.12 var. Yani bunların üzerine doğru bir çıkış lazım ki diyelim tekrar senette bir hareketlenme yaşanabilir. Nerede satıcı gelir? Abi önce 5.5 sonra da 6.66 falan yapmışız ya. Hı hı. Sarı renkli alanın üst çizgisinde bir kere satıcı bence kesin gelir. Yeter ki oraya kadar gitsin. O bile zaten %100'e yakın çıkış olur ya. Bunun garantisi yok. Kağıt şu anda düşüş trendinde kardeşim. Bunun da işi var. Önce bir dip yapacak falan filan. Yeşil ortalama üzerine çıkacak. 20'de destek bulacak. 50 ile 20 ortalamalar arasında sıkışacak. Oradan 50 günlüğün üstüne çıkacak. Bunun daha kısa yolu nasıl? Buradaki şişman parmak veya gruplar. Yok abi biz o kadar araya maraya sıkıştırmayız. Buradan malı kaparız. Aldığımız gibi götürürüz. Sol taraftaki gibi. Ona da eyvallah. İnşallah götürürsünüz. Yatırımcı da zararının bir kısmını sayenizde çıkartır. Hadi bakalım görev başına. Yatırımcıyı bu kadar zarara soktunuzsa 3 kuruş parasını da geriye iade etme şansını yatırımcıya verin bakalım. Kızılcık sopası çıktı dışarıya. Geçelim bakalım.
Cenk evet, Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet, Simpaş. Simpaş'ta da, Simpaş değil mi bu? Evet, evet. 5.59'a kadar çıkış, 0.75. İyi para ya. İyi bir yükseliş. Koç Holding falan filan bu kadar yaşamadı ki, onlar utansın yani. Kağıtlarda %100 bile görmedik Koç Holding'de. Vallahi öyle. Şuradaki çıkışa bak. 8 olsa yani 8 kere 8 64. 7 kere 8 56. 7 misli falan olmuş. Kağıt. Oradan sonra Fibonacci'leri çizdik. Düşüş 5.35, 5.59, ikili tepe. Oradan ortalamanın altına çakılış ve ortalamalarla beraber aşağı doğru büyük yükselişin %50'sini geriye sardı. 3.11'e. Şimdi 3.11'den tepki çıkışı var. Fena değil. Ortalamanın üstüne kadar bir gitti 4.49'a ama satış geldi. Orada bir sağ omuz denemesi olabilir mi diye bakılıyor. 3.70'in altı stop. En son dip 3.70. Ortalama nerede? Birbirine çok yakın. 3.95 ile 4 lira. Şimdi bunun üzerine bir daha atarsa 4.49 hedef. Direnç orada. Atabilirse. Atamayız da tekrar 3.70'in altına giderse bir kere daha %50'lik geri çekilme yeri ne doğru sarkma ihtimali doğar. Ortalamaların üstüne çıkıldığı zaman stop konarak 4.50-4.49 oralar hedeflenebilir. Orası geçilirse tekrar 5.25-5.35 arası devreye girer hedef olarak. İyi bir düzeltme yaşamış %50'lik. Şimdi ondan sonra tepki geliyor. Burada bir dip çalışması olabilir. Yeter ki stoplara dikkat edelim. Geçelim. Evet, Simpaş'tan sonra Deva. Deva ilaç. Uzun süre çıkış trendindeydi. Ondan sonra bu kanal içinde gitti. Tabii pandemiden de yararlandı. Ayrıca kağıtta da güçlü gruplar var. Uzun zamandır taşıyorlar kağıdı. 3,5 liradan beri. Bakma 6.93'e. Onların niyeti zaten vardı da pandemide bahane oldu. Onlar iyi götürdüler. Kağıt geldi 35.54'e. Şimdi 6.93, 35.54. Bunun %50'si nerede? Yaklaşık 21.5 falan. Kağıt oraya doğru sürüklendi. Kanalın dışına çıktı. Ortalamanın altına gitti. Çıkış kanalının alt çizgisinden aşağı doğru vurup dışına çıkarsa tehlike sinyali. Ortalamanın da altına gidince ikinci bir sinyal daha. Sonrasında malum aşağı doğru yol alıyor. 22.52'den bir tepti. Şimdi nereye geldik? 20 günlük ortalamaya. Burası geçilirse 50 günlük ortalamaya gider. Sonra orada direnç oluşur. Kırmızı döner ortalama. Fiyat ikisinin arasına sıkışır. Kırmızı renkli 20 günlüğün altına bir daha inmeyip de yukarı yönde bir ittirirsen, 50 günlüğü geçirtirsen tekrar 30-31'e doğru yol alır. Gidişat geleceği bu. Kırmızı da tutunamayıp kırmızının altına doğru 20 günlüğü bir daha delerse 20 ve 50 günlük ortalamalar arasındaki sıkışma sonrası bir daha delerse kırmızıyı tekrar 22.52'ye doğru yol alır. Onun altına gider mi? Veya ona yakın bir yerde ikinci bir dip daha yapar mı? Orası sonraki grafikte ilerideki günlerde tekrar incelenebilir. Geçelim. Evet, Deva'dan sonra ADS. Buyurun. Yani şimdi 0.79, 3.58 kağıt çıkış trendinde bir grup işi herhalde. Buralara kadar gitti. Sonra orada bir ikili tepe 3.58, 3.60, 2.60, 3.60 arası sarı renkli alanda bir yatayda gezindikten sonra 3'ün biraz üzerinde ortalamaların altına çok sert bir satış geliyor. Dersin ki 2.60'da durur. Çünkü yatay alanın desteği dip noktası orada. Çizgi. Maalesef. Orası da delindi. Orası delindiği anda sol tarafta 1.60 var.
en son dip. Hadi 1.70, 1.65, 1.80 oralara yayıldın diyelim. Çünkü beklentin artık orada. Orası aynı zamanda toplam çıkışın 0.79, 3.58 çıkışının, değil mi? Ölü kedinin zıplayacağı yer. %38.2 yazıyor ters. Onu 61.8 olarak düşün. Kullanılan bu programda çizgiyi soldan başlayıp sağa doğru çekersen 61.8'de geri çekilme bitiyor. Daha altını görebilmek için başladığımız noktanın sol tarafına doğru çekiyoruz. Tepe noktasına erişmek için. O zaman %61.8'in altındaki destek yerini de veriyor. 1.5 civarındaki. Ama rakamı yanlış yazıyor tabii sol tarafta. Düzelttiremedik. Hangi program olduğu zaten bakanlar bilir. Yani program yazılım işi. Yoksa başka türlü yanlış Fibonacci çekimi falan filan diye kimse endişeye kapılmasın. Bu program onu ancak bu şekilde gösteriyor. Ben de 76.4'lük yeri göstermek için sola doğru çektim. Orası 23.6 yazıyor. 100'den çıkarırsan 23.6'yı 76.4 kalır kardeş. Orada da durmadı. Burası tam bir döngüde. Tam çıktı noktaya geri dönüyormuş gibi neredeyse. Yani 1 liraya doğru geliyormuş gibi. Ne diyeyim ki ben buna? Ortalamalara bakarsan ortalamaların direnci 1.40, 1.80. 1.80'e epey yol var. %50 neredeyse. Ama bu Türkiye atlarda da seni beni korkutan kesin konuşmak. Konuşamıyoruz. Çünkü normal değil. Yani birileri alıp bir anda götürüveriyor bir yerlere. O zaman da ya Ahmet Mergen de bir şey bilmiyor. Cenk Akyoldaş'ta da bir şey yok. Bunlar oturmuşlar. Neyse lak lak yapıyorlar. Ama bir halktan haberleri yok diyecek vatandaş. Ama öyle değil. Kağıtta kontrol birilerinde olduğu zaman yapılacak fazla bir şey de yok. Yani eşref saatine bağlı oluyor işler. O birilerinin. Bugün sağdan mı kalktık, soldan mı kalktığa dönüyor. Görüntü maalesef ta üçler civarında vurup çıkmandı. Orada da çıkmadın. 2.60'ın altı. Hadi bana eyvallah demen lazımdı. Şimdi 1.15. Yani oradaki grubu veya şişman parmak neyse onu iyi tanımak lazım diye düşünüyorum. Grafik kaldı mı? Geçelim bakalım. Var. Arçelik. Evet. Koç'un yıllardır amiral gemisi. Teşekkür ederiz. En azından 3 katı yaptı. Yani en azından yüzüğünün akıyla çıktı. 11.5, 34, 82. Öyle 11.5'ta falan mal aldırmıyorlar kimseye. Tatlı'da öyle bir sahibi var ki hasta eder adamı. Yani veriyor, alıyorsun, veriyor veya veriyorsun, alıyor falan. Ay. Ama sonrasında önlenemez çıkış. Ortalamaların üzerine çıktıktan sonra kağıt hiç 50 günlük ortalamanın altına geldi mi? Gelmedi. 34.82'deki tepeden sonra bir inmiş altına. Sonra gene toparlamaya çalışmış ama artık borsada tabiri caizse su koyverdi. Borsada bıraktı kendisini. Bu da böyle bir yarım daire içinde dolanıyor şimdi. Aşağı tarafta destek 29 filan civarında. Üst taraftaki direnç 34.82, 35.48. Biz ona 35 diyelim. Demek ki yani şöyle böyle bir 5.30 desek desteğe. Ne dedik? 29 mu dedik? Evet. 30 desek 5 lira. 30-35 arasında 5 liralık bir alanda, yalnız ortalamaların altında. Hoş değil. 28-88 gibi bir önceki dibin altına gitmesi de hoş değil. İnşallah ortalamanın üstüne tekrar kendisini atar. Atamazsa şimdi 23.6'da bak destek var. Evet. %23.6'da tutunuyor. Ondan sonraki etap %38.2'lik o 26.62'nin olduğu yer olur. 50 ve 61.8'den şimdilik bahsetmek istemiyorum. İnşallah oralara gelmeyiz. Bu da tekrar toparlar falan. Endeks 160.000'in üstüne gider. İnşallah.
İnşallah. Hadi geçelim bakalım. Son hissemiz Brisa. Zamanımız kısıtlığından dolayı. Öyle mi? Zamanı bitirdik gene. Evet. İyi. Senle konuşma hiç anlamıyoruz yani. Perihan'la da böyle oluyor. Konuşurken bir anda zaman yani, bitiyor. Evet. Bak tufan geliyor. O da öyle. Bir anda zaman bitiyor. Cenk'le Uzar dedik, imkanı yok. Cenk'le daha kısa bitti zaman. Hele fotoğraf konusuna daldık ya, tamam. Allah razı olsun. 5 liradan 32'ye, 32'den şimdi düşüş yaşanıyor. Burada da tabii tıpkı Sasa ve Yunsa gibi, hani satış olursa kağıtlar daha da uçuyor ya, evet. Sonu sağ ile bitenler, öyle bir spekülasyon da yaşandı. 9 liralardan 32'ye doğru. O şimdi gerçekleşmedi. İleride gerçekleşmez diye bir kural yok. Ama fiyat ortalamaların altına indi. Aşağı doğru geliyor. %50 Fibonacci desteği nerede? 20'nin biraz altında. 18-18,5 arası. Fiyat düşüş trendinde, düzeltme içinde. Otomotiv sektöründe de biraz çip, mip falan filan bir şeyler uydurdular. Otomotiv sektörü de duruldu. Ford'lar, otokarlar, şunlar bunlar, Tofaş'lar. Toparlarlar. Sittin sene böyle kalacak hali yok ya. Türkiye'nin de en önemli sektörlerinden bir tanesi otomotiv. Ve burası da onunla ilgili bir konu. Tekerlek olmazsa otomobil yürümez. Ama destek 18-18,5 aralığında. Ortalamalar sıkıntılı 22'de. Biraz beklemeli. Bakalım ne yapacak? Dibi nerede yapacak? Bakalım. Geçelim ve bitirelim herhalde. Evet üstadım. Ağzınıza sağlık. Güzel yorumlarınız için. Yapmış olduğunuz aydınlatıcı yorumlar için. Bakalım. Arkadaşlar baskıyı üzerinde tutuyoruz Cenk'in. Sergiyi bekliyoruz. Tweet bombardımanına tutun. Son barda inşallah yaz sonunda yapalım. Doğru. Tavsiye ederiz olsun. Tabii. Haydi bakalım Cenk. İyi Cuma günler. Günü görüşmek üzere üstadım. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Efendim değerli izleyiciler, bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın.